Akşam baskısından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz gazeteci yazar Halime Kökçe olacak. Çok ederim Halim Hanım. Rica Konuk ederim. Için akşam baskısına hemen başlayalım o zaman. Şimdi Star Gazetesi'nin bugünkü son baskısını yapacak. Artık gazete dijitale akacak. Siz de gazetenin yayın danışmanısınız. Bu konuyla ilgili biraz bize anlatabilir misiniz? Evet. Şimdi aynı yayın grubundayız. Star gazetesi ben 12-13 yıldır neredeyse Star gazetesindeyim. Star gazetesi de olmaya devam edeceğim. Şimdi sosyal medyada da böyle birkaç yerde gördüm. Sanki akşam Star gazetesi kapanıyormuş gibi bir intibayla haberi veriyorlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Siz de ifade ettiniz. Star gazetesi bugün Evet son kez kağıda basılacak ee, ama e, yarından itibaren e, yoluna dijital e, platformda webte devam edecek. Star.com.tr olarak e, zaten bir e, şeyimiz vardı web sayfamız vardı. E, bu web sayfası artık Star Gazetesi'nin e, kendi web sayfası olarak tamamen devam edecek. Star Gazetesi'nin bütün emekçileri, e, yazarları bütün içeriğini ve daha fazlasını... E, kağıda sığmayan kısmı ile beraber starcom.tr'den takip edebilir star gazetesi okurları. Neden böyle bir karar aldık? Belki hani buna biraz evet. değinmek istiyorum. şimdi yani Türkiye'de medyanın ben açıkçası bütün medyanın bir dönüşüm sürecinde olduğunu görüyorum, düşünüyorum. E, bizzat da yaşıyorum aslında. E, kendi mesleki e, hayatımda da tam bu geçiş dönemini yaşadığımı hissediyorum. Yani bizim kuşak e, e, gazeteciliğe başladığında internet yoktu. <laughs> e, şimdi tamamen internetin imkanlarının e, seferber edildiği e, bir platforma, taşınıyoruz. O yüzden hani bizim kuşak gazetecileri o geçiş dönemi gazetecileri olarak da tanımlıyorum. Ee, i̇nternetin olmadığı haber yazmak için dosya hazırlamak için kütüphanelere gittiğimiz, şöyle şöyle kitapları çalışarak dosya haber çalıştığımız. Ben dergicilikten de geldiğim için dosya haber çalışma pratiğim oradan öyle bir dönemden şimdi her şeyin dijitalleştiği, vatandaşın muhabire dönüştüğü, herkesin elindeki telefonların aynı zamanda fotoğraf makinesi, aynı zamanda kayıt cihazı, aynı zamanda bir muhabire gerekli olan her teçhizatı barındıran bir şeye dönüştüğü bir dönemdeyiz haliyle. bence bütün medyanın aslında şimdi biz bir cesaretle dijitale geçtik ama bakıyorum her gazete, her medya platformu televizyonlarda da dahil buna işte biz şu anda bir web tv yayınındayız. Kendini webte daha fazla görünür kılma, webte daha fazla içerik üretme ihtiyacı içerisinde çünkü insanlar Özellikle bir jenerasyon, yeni jenerasyon diyelim iPad ve TV ekranlarındalar sadece. Yani buradan her şeyi buradan öğreniyorlar. Burada ne varsa onu öğreniyor. Burada olmayan şeyle ilgili değil. Yani siz konvansiyonel yayın yapmaya devam ettiğinizde evet edebiliriz. Tabii edilecektir. Hiçbir zaman belki hani... Kökü kurumayacak kağıt baskıların ama e, zaten yani yazarsanız internetten okunuyorsunuz. webten okunuyorsunuz daha ziyade. Ve giderek işte e, nesil gençleşiyor. Yani e, gazete okuru dediğimiz e, işte kahvehanede gazeteyi okuyan ya da işte e, akşamları işten geldiği zaman evde işte kahvesini yudumlarken gazetesini okuyan e, okur profili Giderek azalıyor. Ee, eskiden apartmanlara girerdik, posta kutularında gazeteler olurdu. Ee, artık öyle bir şey yok. Yani biz kendimiz medyacı olarak bile, yani eskiden masalarımızın üzerinde bir yığın gazete olurdu. Şimdi o yığın gazetelerin PDF sayfalarını bile e, telefonlardan. telefonlardan ya da işte e, ekrandan okuyoruz. Evet. Elimiz kirlenmiyor. <laughs> evet dünya Şimdi, dijitalleşiyor. Evet dünya dijitalleşiyor. Dijital ortamın imkanları çok fazla. Ee, Tabi orada da yenilikler yapmak. Yani markanızı canlı tutmak. Yani e, e, tuttuğunu zaman fark yaratabilirsiniz. E, bu yüzden hani Star gazetesi böyle bir şey cesaret etti. Bundan sonra bakalım yoluna nasıl devam edecek. E, hani bizi izlemeye devam edin demiş olayım klişe evet, bir okumaya. tabirle. Evet okumaya. E, çok daha genç, çok daha işte güncellenen. E, işte dün biz birinci sayfayı yaparken. Ee, bir web tasarımıyla çıkalım istedik bugün son e, sayımız akıl edip buraya da getiremedik Keşke. getirebilirdik evet ee, şeyde web sayfasında son haberler diye bir şey var mesela dedik yani bunu biz asla gazetede baskıda böyle bir e, başlık kullanamayız son haberler diye çünkü zaten girdiğimiz haberler e, eskimiş haberler oluyor. Yani biz ertesi gün gazeteye koyduğumuz haberler bir önceki gün gece okuna okuna bayatlamış haberler oluyor. O yüzden hani gazetelerinde aslında tabii ki orijinal özel içerik üretmesi gerekiyor. Yani webten kendilerini ayrıştırmak istiyorlarsa. O yüzden ben hani web'e geçenlerin de tabii ki orijinal içerik üretmek e, webin imkanlarını değerlendirmek suretiyle farklılaşması gerekiyor ama geçmeyenlerin kağıtta kalanların da e, webdeki bu coşkulu ve devamlı güncellenen akışa karşı kendilerini o hani muhafazakar medya olarak, konvansiyonel medya olarak ayakta kalacağız diye direttikleri takdirde gerçekten orijinal içerik üretmeleri gerekiyor. E, o yüzden hani çok sert bir dönüş geçirdiğini düşünüyorum medyanın sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle çok fazla işte gazetemiz var çok fazla işte televizyon haber kanalımız var bütün bunların varlıklarına devam ederken hani ayakta kalabilmek onlar için işte içerik üretmek orijinal içerik evet. üretmek insan kaynağını seferber edebilmek zor bir süreç ve biz bu değişime tanıklık eden bir gazeteci nesliyiz diye evet. düşünüyorum. İnşallah okuru bol olacak. Sarı. İnşallah. Diğer <laughs> konumda şimdi Kanal İstanbul tartışmalarının akşam baskısı olarak konuklarımızla masaya yatırdık. Sizinle de konuşmak istiyoruz. Çünkü Türkiye gündeminin geniş yer verdiği bir konu Kanal İstanbul tartışmaları. Ee, siz tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kanal İstanbul'un işte muhalefetin e, bakışını nasıl Hı -hı. değerlendiriyorsunuz? Ve Kanal İstanbul projesi İstanbul'a ne getirecek? Evet. Şimdi Kanal İstanbul projesi biliyorsunuz 2011-2012'den beri Türkiye'nin gündeminde aslında. Yani belki şu yapılabilirdi bu zaman zarfında. Yani Kanal İstanbul hem projelendirilirken e, e, hem işte e, fizibilitesi yapılırken hem getirecekleri e, götürecekleri yani çünkü her yeni şey illaki yani istisnasız her şey için geçerlidir. Illaki riskleri barındırır. Bu riskleri nasıl minimize edileceği e, yani birazcık daha fazla kamuoyunun gündeminde tutulabilirdi ama denilebilir ki çok da haklı bir gerekçeyle biz bu son 5-6 yılı gerçekten nefessiz bir şekilde geçirdik. Yani Kanal İstanbul müjdesi verildikten sonra yaşadığımız şeyleri alt alta sıralasak yani bir asra sığmayacak şey yaşadık Türkiye'de. Ve bütün bunların tamamı aslında işte Türkiye'yi çökertmek, Türkiye'nin belini bükmek üzere tasarlanmış şeylerdi. İşte 15 Temmuz darbe girişimi işte en tap noktası evet. e, o vakte kadar işte terör saldırılarıyla uğraştık yani aynı anda 3-4 terör örgütünün birlikte yaptığı terör eylemleriyle mücadele ettik Şimdi okurlarımız izleyicilerimiz e, tekrar etmeme gerek yok hepsini biliyorlar ve Türkiye gerçekten 2013'ten bugüne e, yani Koşar adım ilerlerken önüne bir sürü engel çıkartılmak suretiyle hızı kesildi, enerjisi soğuruldu ve haliyle Kanal İstanbullu biz sanki işte bu beş yıl içerisinde bir sözü edildi ama gündemden kalktı ya da rafa kaldırıldı. En azından yani bugün ne kadar daha iyi değerlendirilebilecekken yeterince kamuoyu bilgilendirilmemiş oldu. Ama dediğim gibi sebebi tam da işte bu 5 yılda Türkiye'nin başına gelen felaketler. Neyse ki biz işte siyasi iradenin siyasi irade ve millet iradesinin bütünleşmesi sayesinde o süreçleri atlattık ve tam da aslında işte 2020 2019 bir e, ekonomik anlamda da tabii bunun maliyeti yüksek oldu Türkiye'ye biliyorsunuz dolar spekülasyonları vesaire falan. Tam da bu süreçte artık hani Türkiye yeniden e, büyüme ilmesine yani rotayı oraya çevireceği bir eşikteyiz şu anda. Ya yani 2019 bir takım işte tedbir politikalarıyla e, geçti. 2020 için Türkiye'nin beklentileri yüksek. E, belki işte yüzde %8'leri yakaladığımız ekonomik büyümeler için daha erken ama e, artık e, bir e yükseliş dediğimizi... evet ivmesi yakalayacak 2020 e, diye Anlaşılıyor işte faizler düşüyor, e, ihracat artıyor vesaire vesaire. Şimdi Kanal İstanbul bunun neresinde? E, şimdi ben izliyorum tabii ki yani bir vatandaş olarak da kanalla da e, yakın oturan bir vatandaş olarak da diyelim ki biz e, olduğumuz muhit iki telli muhiti de yani en azından A A Anadolu yakasına göre e, bizi biraz daha fazla ilgilendirilecektir. Evet. Ee, ama bir vatandaş olarak da dediğim gibi ve bir gazeteci olarak da izliyorum tartışmaları da izliyorum ve tabi bu arada e, nedir nasıl olacak e, eksiği ne gediği ne artısı ne bunları da e, araştırıyorum okumaya çalışıyorum. E, i̇lk gözlemim şu tabii ki yani e, Kanal İstanbul'a bir kesim. İstanbul'da işte Ekrem İmamoğlu bunun başını çekiyor. Ekrem İmamoğlu bunu bir siyasi, kendi siyasi PR'ının bir malzemesi haline getirmiş durumda. Kanal İstanbul'a karşı olmak üzerinden kendini bir siyasi figüre dönüştürüyor şu anda. Öyle bir gözlemim var. Ee, ama bir işte siyasi kutuplaşmanın malzemesi haline getirildi Kanal İstanbul yeniden. Ee, yani... Kutuplaşmanın bu seferki malzemesi de kanal İstanbul haline getirildi. Şimdi karşı çıkanları izliyorum evet. ve karşı çıkanların tarihine baktığımız zaman, geçmişe baktığımız zaman hakikaten 2013'ü daha öncesini bırakalım yani birinci köprüye dahi. Bugün 15 Temmuz Köprüsü dediğimiz Boğaziçi Köprüsü'ne dahi karşı çıkmış. E, da tutarak, işte karşı çıkmış olduklarını da akılda tutarak işte Vatan Caddesi'ne karşı çıkmış olduklarını da akılda tutarak 2013'ten bu yana karşı çıktığı şeyleri e, şey yapalım hatırlayalım. İşte e, 3. Havalimanı'na Osman Gazi Köprüsü'ne e, işte Marmara'ya e, işte Avrasya Tüneli'ne yani alabildiğince her şeye karşı çıkmış bir kitleden bahsediyoruz. Yani kitle de değil aslında. Yani bir siyasi üst akıl var orada ve hani kitleye ne pompalarsan işte ona ikna edebildiğim bir kitlem varsa ne ala yani bu bir şeye dönüşüyor bu sefer. işte siyasi muhalefetin alanına dönüşüyor. Evet. Şimdi her şeye karşı çıkmışsın buna da karşı çıkıyorsun. Ben de vatandaş olarak bakıyorum yani niye karşı çıkıyorsun her şeye niye karşı çıkıyorsun? Motivasyonun nedir senin yani? Şimdi işte 3. Havalimanı'nı herkes kullanıyor. O kadar sakil, o kadar hani ee, işte akla ziyan şeylerle karşı çıkmışlardı ve bütün bunları da bilimsel gerçekmiş gibi e, izaha kalkıyorlardı. Ama hayır öyle değil. İşte 3. Havalimanı e, Türkiye'yi ee, özellikle transfer e, hatlar konusunda Avrupa'nın bir numarası haline getirebilecek kapasiteyle tasarlandı. Ve aslında tam da karşı çıkma gerekçen bu mu senin diye ben o zaman sormak durumunda kalıyorum. İşte Kanal İstanbul'la ilgili şöyle bir şey söyleniyor. Hani diğerlerinden farkı şu olabilir. Hani Kanal İstanbul'a karşı çıkışla ilgili. Kanal İstanbul bir kamu projesi değil. Ee, işte havalimanı gibi, yollar gibi bir proje değil. Hayır niye kamu projesi olmasın? Yani Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nın yükünü hafifletmek için yapılan bir şey. Yani kimse kanalı özel mülke haline getirmeyecek. Evet tabii ki etrafında bir yapılanma, yapılanma olacak ama biz şunu temin edebiliyorlarsa bize bununla bir sakınca yok. Bize simülasyonunu gösterdikleri şekilde yani... E, sınırsız e, bir e, kamulaş e, konutlaşma vesaire söz konusu ol, olmayacaksa, simülasyonun gösterdikleri şekilde gayet güzel, gayet şık İstanbul'a da değer katacak bir şey olacaksa, buna neden karşı çıkalım? Yani evet, İstanbul'un nüfusu ile ilgili bir problemimiz var, İstanbul'un nüfusu e, fazla diyoruz ama İstanbul son 3-4 seçimde e, nüfusu azalan bir şehre dönüştü. Ee, bunu böyle İstanbul'un ille de nüfusunu arttıracak bir şey olarak da görmeyebiliriz. Ee, ayrıca İstanbul Boğazı ile ilgili e Zaten yapılma gerekçesi en başta o biliyorsunuz. Yani İstanbul Boğazı'nda son 30-40 yılda 8-9 tane en sonuncusu biliyorsunuz. Neyse ki ölümlü bir kaza çok olmadı. Çok ki. 8-9 tane çok ciddi ölümlü gaz salınımlı denizdeki hayatı tahrip eden kazalar oldu. Günlerce Boğaz'da yangın oldu yani. Boğaz yandı. Şimdi... İstanbul ne diyoruz? İstanbul dünyanın incisi. Yani dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu diyoruz. Niye diyoruz? İstanbul bir kavşak. İstanbul'un biricik bir boğazı var. Gerçekten her geçişte, o köprülerden her İnsanları geçişte... İnsanı beslediyor gerçekten. Evet diyoruz ya biz ne kadar şanslıyız. Hem Türkiye... Biz hem de İstanbulluyuz, İstanbul'da yaşıyoruz ve e, şu güzelliğe bakma şansına sahibiz diyoruz. Şimdi bir böyle bir tarafı var. İkincisi işte Montreal Sözleşmesi ile ilgili biliyorsunuz, yani bu da hani hakikaten çok akılsız yani. Şimdi bunu benim söylemem bile çok belki absürt ama e, bunu hani tarihe vakıf, anlaşmalara vakıf e, insanlar söylediği için biz gazeteciler de e, oradan öğrenmek suretiyle biliyoruz. işte İstanbul Montre Sözleşmesi geçersiz olur. Bu ne demektir? İşte Karadeniz'e gemileri sınırlandırıyor. Metro kalkarsa gemiler sınırlandırıyor. İyi de Çanakkale Boğazı'mız yok bu bizim yani Çanakkale'den geçmeyecek mi Boğazlar Çanakkale'yi kapsamıyor mu Boğazlar Sözleşmesi Çanakkale'yi kapsamıyor mu yani o kadar hani bunu bir ilkokul çocuğunun bile çürütebileceği sayıkları güvenlikçi işte büyük elçiler falan çıkıp televizyonda konuşabiliyorlar. İkincisi bir şey daha ekleyeyim yani e, dikkatimi çeken hususlar e, işte boğazın e, e, ha, yük haddi diyelim ki yani e, suyunun kaldırma gücünden bahsetmiyorum ama bir trafik oluşuyor biliyorsunuz bir bakın mesela Marmara açıklarına doğru bakın e, bence görsel olarak hoş bir görüntü oluyor yani Marmara açıklarında sayısız e, demirlemiş gemi görürsünüz e, ee, bunların hepsi orada belli bir süre bekliyorlar. Niye bekliyorlar? Sıra bekliyorlar. Boğaz'dan geçebilmek için. Montreux Sözleşmesi imzalandığında 1936'da ortalama gemi geçişi 3000 iken bugün 50.000'den bahsediliyor ve bunun ee, ileriki yıllarda işte 2050'de 2070'de 70'e 80 bine vesaire çıkabileceği öngörülüyor. E, ve bu nasıl bir bu rakam? Yani gemilerin büyüklüğü arttığı halde sayısı bu kadar artmış. Yani yük kapasitesi artıyor gemilerin. Buna rağmen sayı bu kadar çok artıyor. E şimdi böyleyken siz oraya rotası daha düz e, bir e, ve geçiş ücreti koyabileceğiniz e, çünkü insanlar gemilerini bekletmektense oradan geçmeyi tercih edeceklerdir. Yani zaten cazip hale getireceğiniz. ve ekonominizi de canlandıracak. Şimdi yani inşaatla ekonomi canlanır mı? Bu sizin... Dört yıllık bir planınız değil yani bu inşaat yapılıp bitene kadar ki bir ekonomik canlanmayı hesap etmiyorsunuz. O evet onun ekonomiye bir girdisi var. Türkiye ilk ekonomik kalkınmasını e, neyle yaptı? İnşaat sektörüyle yaptı ama daha sonra bunu e, işte yerli otomobilden işte İHA'sına, SİHA'sına kadar bir sürü işte alanda e, yani sanayisine e, sevk edebildi. E, şimdi şu tez o yüzden doğru bir tez değil. E, parayı oraya yatacağınıza yatıracağınıza şu bile söylendi de yani... Aktarmak istiyorum özellikle parayı oraya yatıracağınıza işte emeklilerin maaşını iyileştirin. Ee, ya ekonomik büyüme, ekonomik iyileşme, refahan artması bir ülke için e, planlanabilir bir şeydir. Ama bu nasıl planlanır? Yani bugün siz ekonomik e, büyüklüğünüzü arttırırsınız ki. Yarına ilişkin işte emeklinizin maaşını arttırabilirsiniz. Bugün cebinizdeki parayı dağıtırsanız yarınınızı planlayamazsınız. Yani bizim orada bir laf var. Bir koyun bir öğün yaparsanız yani cebinizdeki parayı dağıtırsanız e, Yatırıma dönüşmeden tüketirseniz işte sosyal güvenlik, sosyal devlet olacağız şeyiyle, vaadiyle bu biliyorsunuz siyasetten popülizm anlamına geliyor. Siz yarınınızı planlayamazsınız. O yüzden hani Kanal İstanbul 4 yıl 5 yıl sonrasının diye Türkiye'nin bundan sonrasının için devamlı Çıktı üretecek, Türkiye'ye girdi üretecek bir e, proje. Bu evet. yüzden de ekonomiyle de ilgili bir proje. Evet. Akşam baskısının şimdi en keyifli bölümüne geldik. Beş tane soru soracağız size Halime Hanım. Bunlar da sizin pek bilinmeyen taraflarınız olacak. Yani sorularımızla inşallah. Başlıyorum. Hazır mısınız? Keyifli mısın? mi gerçekten? Emin <laughs> misiniz? Uzun senedir e, gazetecisiniz, köşe yazıyorsunuz. Önemli bir kitleniz de var, okuyucu kitleniz. Şimdi yazılarınıza baktığınızda keşke altına imza atmasaydım dediğiniz yazılarınız var mı? Bu kadar oldu mu? Hmm. Zannetmiyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Zannetmiyorum. Yani keşke yazmasaydım dediğim. E, yani birini incitmiş olabileceğim bir yazım var mı diye şimdi düşünüyorum yani. Bu evet, beş, soru, bu aynı beş soruyu sorular. önceden e, almış olmadığımın herhalde şeyidir bu. E, yani en azından şu anda bile isteye birini incittiğimi düş şun düğün bir yazı yok o yüzden de şunu yazmasaydım dediğim bir yazı yok. Evet. Akademik anlamda da önemli çalışmalara imza atıyorsunuz o tarafınıza konuşmak istiyorum. Sizi akademi yolunda görecek miyiz? Yani akademik anlamda aslında hani doktora yapıyorum bitirmeyi umut ediyorum yakın zamanda inşallah. Yani şöyle. Gazeteciliği besleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle yani bizim gibi işte politik yorum yapan e, gazeteciler açısından hani bir alanda yoğunlaşmak, e, uzmanlaşmak, e, ve işte oradaki yeni literatürü bir şekilde takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Hani akademik anlamda bir şeyler yapıyorsanız. Daha derinlemesine okuma imkanınız ya da mecburiyetiniz oluyor. Ee, o yüzden ben hani mesleği gazeteciliği besleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bitirirsem de doktorasını yapmış bir gazeteci olarak herhalde <laughs> hayatıma devam ederim evet. diye düşünüyorum. Peki gazetecilikte dönüm noktanız ne zaman oldu? Bu da çok merak edilen <laughs> konulardan bir tanesi oluyor. Dönüm noktanız Bilmiyorum, oldu mu? Yani cevap verebileceğim bir mu? Yani dönüm noktası. Ya yani şöyle söyleyebilirim. Daha önce ben bir dergide çalışıyordum 7 yıl kadar işte 2000'den itibaren. Dergicilik çok keyifli işte girişte konuştuğum gibi yani internetin nöbetleşe kullandığımız hani olan ama hani böyle bugünkü anlamda hani herkesin işte yeni yeni bir takım işte mail adreslerinin falan alınmaya başlandığı, gazeteciliğin vazgeçilmezi olmadığı dönemlerdi. Çok keyifli bir dönemdi benim açımdan. Ee, ama açıkçası hani e, bir gazeteye günlük gazeteye geçmiş olmak 2007'de Star gazetesine geldim ve Star gazetesine geldiğimde de aslında yine bir anlamda işte e, dergiciliğin devamı sayılabilecek. E, bu haftadan itibaren işte açık görüşün e, akşam gazetesinin fikir eki olarak hayatında devam edecek olan cumartesi ve pazar olarak açık görüşü yapmaya başladım. E, açık görüşte 12 yıl oldu e, ve Türkiye'de bir e, bir ilki başardı belki de bu kadar uzun süre bir fikir ekinin. E, Hayatta kalması ve Türkiye'nin çok sancılı bir dönemine şahitlik ederek ve Türkiye'nin bütün entelektüel birikiminin yansıdığı bir matbuat olarak hayatına devam etmesi çok önemli. Ben o yüzden hani bir günlük gazeteye geçmek ve açık görüşü bir dönüm noktası olarak görebilirim diye düşünüyorum. Evet, Şimdi gazeteci olmasaydınız hangi mesleği icra ederdiniz? Böyle hmm. gazeteci olmasaydım şu mesleği yapmak isterdim. Dediğiniz bir meslek var mı? Ya, e İsteyeceğim çok şey vardı en azından ama hani niyet ettiğim de bir şey vardı belki işte bugün hala işte bu yaşıma rağmen doktora yapmaya çalışma sebebim de o hasbel kadar gazetecilik mesleğine geçmiş birisiyim ama gazeteciliğe bir kere bulaşınca bırakmak neredeyse imkansız oluyor. Ben hani akademik bir hayat düşünüyordum kendimle ilgili İşte sosyoloji okuyordum sosyolojiyi seçme gerekçem Tam da buydu e, ama işte tam 28 Şubat dönemine denk geldi ve işte başörtüsü yasağı hani okulda lisans okumanıza mani olurken e, işte üniversitede kalmak işte araştırma görevlisi olmak hoca olmak zaten hayal bile edilemez hale gelmişti. E, çalışabileceğimiz mesleğimizle de e, uygun e, müktesebatımızla da uygun medya sektörü vardı o da çok sınırlıydı çok şanslı insanlardan birisiydim yani başlayabildiğim bir yer bulmuş olmam Dolayısıyla o yüzden hani herhalde akademisyen olurdum bu bu gerçekçi bir şey benim için Çünkü niyet ettiğim bir şeydi ama onun dışında hep çok arkeolog olmak istedim herhalde çok filmlerin etkisinde kalıyordum şu anda hala bana çok heyecan verici geliyor tarihe ilişkin bir bu kadar böyle hani bilinmeze bu kadar dokunabildiğim bir şey yapabilmek. Son sorum da şu olacak Alim Hanım. Hayatınızın <laughs> mottosu var mı? Mesela bu söz beni çok etkiler dediğiniz bir söz var mı? Çok ani oldu farkındayım ama. Evet, hayatımın mottoları vardır herhalde. Yani bir, bir bir şey bir şey diyebileceğimi zannetmiyorum ama hayatı güzelleştiren bir şey söyleyebilirim Hani bunu bir bir deyim söylemeyeceğim size hani benim için hayatı güzelleştiren bir şey oldu kendi yaşam deneyimimden çıkarsaın ya yani insanları değiştirmeye çalışmamak insanları oldukları gibi kabul etmek o haliyle... Buluşabiliyorsan yürümeye devam edersin. O haliyle e, ortaklaşamıyorsan, yürüyemiyorsan, konuşamıyorsan da hayatından çıkartırsın ya da asgari düzeye indirirsin. Ama hayatı zorlaştıran bir şey başkasını değiştirmeye çalışmak ve e, her şeye çok böyle negatif e, bakmak e, bu hayatı zorlaştıran bir şey. O yüzden hani bir şeyin güzel tarafını görmeye çalışmak ve insanları değiştirme e, azminde olmadan e, yaşamak, kabullenmek. Evet. Çok teşekkürler. ederim. Ben teşekkür, teşekkür Çok ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Akşam baskısına konuk olduğunuz için tekrar ben tekrar teşekkür, teşekkür ederim. ederim, sağ olun. Akşam baskısının konuğu gazeteci yazar Halime Kökçe'ydi. Halime Hanım'la Türkiye gündemini masaya yatırdık. Ana başlığımız Kanal İstanbul projesiydi. <laughs>